dikkatle izlemenizi öneriyorum. Önce bu hafta adliye koridorlarında neler yaşandığına bir bakalım. Mafya adaletinde ikinci perde. Ahmet Vardar ve Ayşe Önal yeraltının kurşunlarına neden hedef oldu? Ve mafyanın son kurbanı Uğur Kılıç'ın çarpıcı yaşam öyküsü. Eyüp Adliyesi'nde jandarmaya saldıran Baysal ailesinden iki kadın tutuklandı. Adaletin tecelli etmesi için çırpınan bir annenin dramı. Ceyhan Mumcu'dan şok açıklama. DGM Başsavcısı Nusret Demiral, devlet isterse Uğur Mumcu'nun katilini bulur dedi. Ünlü Temiz Eller Savcısı Di Pietro'yu adliye çalışanları nasıl karşıladı? Afyon Emirdağ'da neler oldu? Halk neden adliyeyi bastı? Belediye başkanından ilginç açıklama. Emirdağ'a ikinci Sivas yapmak istediler. Düzce'de sapığa büyük öfke. Adliyeye toplanan halk, İmam Hatipli kızı öldüren sapığın idamını istedi. Aynı sapığın tecavüzünden kurtulan bir genç kızın tüyler ürperten açıklaması. Geçen hafta yeraltı dünyasının çarklarının nasıl işlediğini sizlere aktarmıştık. Para uğruna ölümün kol gezdiği bu dünyada her an her şey olabilir. Ve ne gariptir ki bir yıl önce bir gazeteciyi kurşunlayan Civan Gate davasının ünlü tanığı Uğur Kılıç da mafyanın adaletine kurban gitti. Şimdi hem Uğur Kılıç'ın yaşam öyküsünü hem de mafyanın kurşunlarına hedef olmuş iki gazetecinin yaşadıklarını ekrana getiriyoruz. Uğur Kılıç, Alaaddin Çakıcı'nın eski eşi. Dündar Kılıç'ın iki çocuk annesi kızı. Çakıcı'yla evlenmesiyle adını duyuran Uğur Kılıç, Civan Gate olayının en önemli tanıklarından biriydi. Ve bu tanıklık onu son dönemde Türkiye'nin en çok konuşulan kadını yaptı. Geçen hafta yine Türkiye'yi sarstı. Ama bu yaptığı son sürprizdi. Çünkü tatil için gittiği Uludağ'da yurt dışında kaçak yaşayan eski eşi Çakıcı'nın adamları tarafından bedenine saplanan 3 kurşunla yeraltı dünyasına kurban edildi. Bazen o da kendi deyimleriyle buna benzer raconlar keserdi. En son gazeteci yazar Ayşe Önal onun gazabına uğramıştı. Önal'ın tek suçu o dönemde genel yönetmenliğini yaptığı Nokta dergisinde "Babalar da ana şefkatine muhtaç" başlıklı bir kapak yapmaktı. Yazın akabinde telefonla ben işte arandım sürekli. Birisi arıyor beni filan. Hastanede Uğur Çakıcı göz ameliyatına gireceğini, gözleri bantlıydı, göz ameliyatına gireceğini. O nedenle bize bir konuşmak istedim filan söyledi. Çıktık, gerçekten gözleri bantlıydı. Ben sadece ameliyata gireceğini düşündüm. Hatta şey dedim çok nazik bir şekilde. Üzüldüm ya, hasta bir insanla karşı karşıyayız diye. Küçücük bir odada. İşte ben benim hakkında yazı yazdınız, bu ne demek biliyor musunuz filan gibi böyle biraz tacizlikler konuştu. Düzeltme yaparız. Önemli isterse rektör yazısında bir düzeltme koyarız. Dedim. Hayır, adını söyleyeceksin bu haberi yazanın dedi. Ben söylemeyeceğimi beyan ettiğim zaman işte bantlarını açtı, silahını da çıkardı ve ateş açtı. Uğur Kılıç'ın adaleti Ayşe Önal'ı belki şans eseri 12'den vurmadı. Gazeteci Önal saldırıdan yara almadan kurtuldu ama yeraltının adaleti aynı şansı Uğur Kılıç'a vermedi. Uğur Çakıcı ünlü baba Dündar Kılıç'ın ilk çocuğuydu. Daha küçük yaşlarda babasının ilişkileri ve hayat tarzı onu da etkiledi ve halk deyişiyle tam bir erkek gibi büyüdü. Açık sözlü, sözünü esirgemeyen bir yapısı vardı. Ailenin veliahtı gözüyle bakılıyordu. Babasının 5 yıl süren mahkumiyetinde dışarıda verdiği mücadele sırasındaki sıkıntılar sonucu ilk çocuğu spastik olarak doğdu. Ve 80'li yılların ortasına gelindiğinde ortaya çıkan ülkücü baba Alaaddin Çakıcı'nın Dündar Kılıç'la çekişmesi, Uğur Kılıç'ın araya girmesiyle ilginç bir biçimde noktalandı. Uğur Kılıç Çakıcı'yla evlendi ve iki ünlü baba sonunda akraba bile oldu. Olayın başında taraftardı.